Bu videoda MacBook'larınızı daha verimli kullanmanıza yarayacak, eminim ki birçoğunu bilmediğiniz 5 adet kısa yoldan bahsedeceğim. Hazırlamış olduğum bu tarz içeriklerde en azından bana motivasyon olması açısından sizler de bu bahsedecek olduğum kısa yollardan kaç tanesini bilmediğinizi yorumlar kısmına da yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hazırsak başlayalım. İzlediğiniz herhangi bir videoda ya da fotoğrafta yer alan metinleri küçük bir mouse hareketinizle kopyalayıp yapıştırmak Mac bilgisayarlarınızda mümkün. Tabii ki bunun için öncelikli olarak bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak kestirmeler uygulamasına gidin. Uygulama pencerenizde yeni bir kestirme oluşturmak için yukarıda yer alan artı butonuna tıklayın. Sağ taraftaki arama bölümüne ekran resmi çek yazdıktan sonra gelen kısa yolu sol tarafa sürükleyip bırakın. Tam ekran yazısının üzerine tıklayın ve etkileşimli olarak değiştirin. Ardından sağ tarafta bulunan daha fazla kısmına tıklayın, seçim kısmını özel olarak ayarlayın. Sonrasında tekrar arama bölümüne gelin ve sırasıyla görüntüden metin ayıkla, panoya kopyala eylemlerini de sol tarafa sürükleyip bırakın. Kullanım kolaylığı açısından dilerseniz sol üst köşede bulunan kestirme ikonuna tıklayın. İstediğiniz rengi ve simgeyi seçtikten sonra kestirme kısa yolunuza sağ tıklayıp dokta konumlandır deyin. Pencerenizi kapatın. Artık gözünüzle gördüğünüz tüm metinleri nerede olduğu fark etmeksizin kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Bildiğiniz gibi dock macOS işletim sistemlerinin belirgin bir arayüzü. Uygulamaları başlatmak ve çalışan uygulamalar arasında geçiş yapabilmek için bu menü çubuğundan yararlanıyoruz. Gayet tabii ayarlar kısmına giderek masa üzerinizde dokunuzun yerini de değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz tek bir kısa yolla bunu nasıl kolay yoldan yapabileceğimize bakalım. Dokunuzu hızlıca konumlandırmak için Shift tuşuna basılı tutun. Uygulamalar ile klasörler arasında yer alan dikey çizginin üzerine gelip mouse'unuzun yardımıyla birlikte konumlandırmak istediğiniz yere hareket ettirin. Hepsi bu kadar. Muhtemelen dock gizleme özelliğini birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için bu kısımda onun da kısa yolunu gösterip diğer özelliğimize geçelim. Klavyede Options, Command D tuşlarına aynı anda bastığınızda gizleme özelliğini de anlık olarak aktif edebiliyorsunuz. Safari Apple işletim sisteminin vazgeçilmez arama motoru ve içerisinde gerçekten çok farklı deneyimler yaşayabileceğiniz özelliklere sahip. İşte bunlardan bir tanesi de sayfa ön izlemeleri. Bu özellik sayesinde farklı bir sayfaya yönlendirilerek görüntülediğiniz her şeyi aynı sayfa içerisinde kalarak ön izleme şeklinde görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii ki bunun için ilk olarak izleme dörtgeni ayarlarınıza gidin. Araştırma ve veri algılayıcıları kısmından kendinize uygun olan kullanım şeklini seçin. Ve artık Safari'ye çıkma vakti. Örneğin Apple internet sayfasına girelim ve buradan MacBook kısmına tıklayalım. Gördüğünüz üzere aslında ana sayfamızdan başka bir sayfaya yönlendirildik. Aynı işlemi şimdi bir de aktif ettiğimiz ön izleme ile gerçekleştirelim. Ana sayfamıza dönelim, MacBook bölümüne gelelim ve 3 parmağımızla dokunalım. Gördüğünüz gibi aynı anda MacBook ile alakalı detaylara ana sayfamızda kalarak da bakmamız mümkün. Dilerseniz bu pencereye mouse ile dokunarak yeni bir sekme oluşturabilirsiniz. Dilerseniz de ekranın herhangi bir yerine tıklayarak ön izleme özelliğini kapatabilirsiniz. Tabi bu özelliği çok farklı senaryolarda kullanabileceğinizi de unutmayın. İşte bunlardan bir tanesi. Herhangi bir ürün aradığınızda arama sonuçlarınız arka planda kalarak ürünlere detaylı bir şekilde bakarken aynı zamanda yorumları da okuyabiliyorsunuz. Ya da aradığınız konu ile alakalı videoları da ön izleme şeklinde seyredebiliyorsunuz. Evet, hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorum. Mac'inizde bir şeyler aradığınızda dosyalarınızın arasında kayıp mı oluyorsunuz? Ya da webde gezinmiş olduğunuz sayfalarda en başa dönmek için sürekli geri mi yapıyorsunuz? İşte bu kısa yolla hayatınız değişecek. Bu özellikle içerisinde bulunduğunuz klasörlerin nerede olduğunu kolay yoldan görebilirken aynı zamanda bu klasörler arasında istediğiniz herhangi birine tek bir tık işlemiyle geçiş yapabiliyorsunuz. Bulunduğunuz klasördeyken üst bölümde yer alan geri tuşuna basılı tutun, ardından açılan klasör yol haritanızda nereye gitmek istediğinize karar verin. Aynı işlemi gayet tabii web sayfalarında da kullanabilmeniz mümkün.
Artık sayfalar arasında da gönül rahatlığıyla gezinebileceksiniz. En çok kullandığınız internet sayfalarına dok üzerinden tek bir tık işleminizle erişim sağlamanız mümkün. Bu özelliği kullanabilmek için tarayıcınızı açın, ardından arama çubuğunuzun üzerine gelip kısa yolu oluşturmak istediğiniz sayfayı tutup dokunuzda yer alan uygulamalar ve klasörlerinizi ayıran çizginin sağ tarafına bırakın ve kısa yolunuz hazır. Artık tek bir tık ile en sevdiğiniz sayfaya doğrudan erişim sağlıyor olacaksınız. Kaldırmak istediğinizde ise kısa yolunuzu tutun ve dokunun dışına bırakın. Evet, Mac bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir videomuzun daha sonuna geldik. İleriki dönemlerde bu tarz içeriklerden kısa yoldan haberdar olabilmek için abone ol butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Dilerseniz yanında çıkan videolarımdan birine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.